Evet, yeni içeriğimizin ilk konuğu Sayın Erkin Cihan Karuselci ile karşınızdayız. Erkin, Doktorlar dizisinde yönetmen yardımcılığı yaptı ve bize şimdi Doktorlar dizisinden bugüne kalan 12 yıl olmuş, 12 yıl önceki anılarını paylaşmaya çalışacak. Evet Erkin, merhaba, nasılsın? Merhaba Caner, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Abi, o günlerden aklında mesela doktorlar deyince ilk gözünün önüne gelen görüntü ne? Valla aslında ilk gözümün önüne gelen görüntü sete ilk girdiğim an zannediyorum. O anı hiç unutmayacağım. Çünkü çok paldır küldür başlamıştım ben o işe. 12 yıl oldu ama o kare hep aklımda. Böyle bir doktorların, asistan doktorların daha doğrusu giyindiği dolaplarından işte kıyafetlerini aldığı falan bir oda var. Beni direkt oraya soktular ve elime senaryo verdiler ve dediler ki sufle ver. Ne oluyor ya, dizi çekiliyor ve bir anda sete girdim ve benim elime senaryoyu verdiler. Böyle bir anı var ve karşımda o dönemin işte Türkiye'nin ünlü oyuncuları falan bana bakıyorlar. Dedim sıçtık herhalde. Yani öyle başladık ya. O anı hiç unutmuyorum o yüzden. İlk aklıma gelen şey de odur. Süper. Peki senin yönetmen yardımcısı olma serüvenin nasıldı? Sen hemen yönetmen yardımcısı olarak mı başladın? Bağlantı nasıl gelişti? Ya şöyle gelişti. Aslında ben Ege Üniversitesi'nde su ürünleri mühendisliği okuyordum. Ki bu arada ya benim de çok alakası olan bir bölüm değil ki, kimle alakası vardı su ürünleri diye düşünebiliriz. Ben de tarih falan okumak isteyen bir adamdım. Okurken bir yandan da İzmir'de işte Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun tiyatro kursları vardı. Oraya gitmeye karar verdim, belediye tiyatrosuna. Orada 2 sene oyunculuk eğitimi aldım. Oynadım, yönetmen yardımcılığı yaptım, sahne amirliği, dekor, ışık vesaire. Yani bütün tiyatro işçiliği de ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Ve sonrasında da orada kalmak istedim ama oyunculuk diplomam yok ve yeteri kadar işçiliğime de güvenmiyorum. O yüzden dedim ki İstanbul'a gideceğim ben. Müjdat Gezen'de yüksek lisans yapacağım. Oradan aldığım eğitimde geri döneceğim ve oyunculuk yapmaya devam edeceğim tiyatroda. Asıl hedefim buydu. Fakat İstanbul'a gittiğimde sınavı kaçırdım diyeyim. Çünkü diplomam gelmedi, yetişmedi vesaire. Ve iş bakmam gerekiyordu. O dönemde kuzenimin bir arkadaşı dedi ki bu Doktorlar dizisinin yönetmeni benim arkadaşım. Sorayım mı, bir asistan arıyor mu falan filan dedi. Ben dedim ki ıkmık, yani olur, olabilir falan. Aradı, dediler ki yokmuş. Yani o sırada yer yokmuş ama 3 sonra gerçekten yok dedi, asistanlarım var dedi adam. İyi dedik, tamam, ne yapalım yani, kader bize gülmedi. 3 gün sonra adam aradı, bir kavga olmuş, son asistan işten ayrılmış. O çocuk duruyor mu, gelsin. Arkadaşım dedi ki duruyor ama şimdi gelsin. Şimdi dedi, yani hani biz oturmuş masada muhabbet ediyoruz. Bir anda toparlandım, senaryoyu mail attılar. Ondan sonra bir yerden çıktı, alındı. Yolda giderken senaryoya bakıyorum, paldır küldür sete girdim ve ardından da biraz önce ilk anlattığım, ilk aklıma gelen anı olan şeyi yaşadım. Bir anda o ünlü oyuncuların arasına daldım elimde şeyle. Daha biraz önce evde bir saat önce kahve içiyorduk ve bu olaylarla hiç haberim yok, alakam yoktu. Adapte olmak falan zor oldu mu peki? Yani evde kahve içerken bir anda böyle ünlülerin arasına girmek, onların tavrından falan gerildin mi, çekindin mi? Aslında tabii ki çekindim. Yani normalde yapamayacağım bir şey değildi. Yani sufle vermek yani zor bir şey değil bu, tahmin edersin ki. Ama orada geriliyorsun tabii ki. Yani bir sürü kamera var. Biz sadece oyunculardan bahsetmiyoruz. Yani 60 tane insan var sette çalışan ve yıllarını bu işe vermiş bir sürü insan var. Sen gelmişsin daha çömez. Eline de vermişler senaryoyu. Herkes sen ne diyeceksin ona bakıyor. Bu arada doktorlarda sufle verilmesinin nedeni tabii ki sesli çekim yapılmıyordu. Yani bir mikrofon yok oyuncularda. Dolayısıyla sen söylüyorsun. Onlar senin söylediğin şeyi tekrar ediyorlar. Ki bence hayli zor bir şey yani. Onu nasıl yapıyorlardı? Yani ben de onu soracaktım. Yani o kadar Latince kelime, cümle, kalıpları ezberlemek zor oluyordu demek ki. Onlar duyduklarını mı tekrar ediyorlardı sende? Aslında yok. Şöyle ezberliyorlar kesinlikle. Öyle söyleyeyim. Yani kimse ezberlemeden nasıl ben duyacağım falan diye gelmiyor zaten. Zaten ezberleyip geliyorlar. Zaten çalışıp geliyorlar. Fakat senin söylediğin şey onlara ne zaman neyi söylemen gerektiği, söylemeleri gerektiğini hatırlatan bir şey oluyor aslında. Öyle söyleyeyim.
Bir de ben bu arada şöyle söyleyeyim, ben gittiğimde 3. sezonuydu doktorların. Hı. Artık onlar doktor olmuştu yani. O Latinceler, onlar için o yani çocuk oyuncağıydı. Benim için çok büyülü bir ortamdı. Yani öyle söyleyeyim. Bir kere ben zaten şimdi oyuncu olmaya kafaya koymuş bir insanım ama o ortama girince çok etkilendim. Çünkü bir yandan da yazıyorum. Hikayeler yazmayı, karakterler yazmayı çok seviyorum. Ve dedim ki ya ben bunu yaparım herhalde. Çünkü yazacağım, çekeceğim ve kendi filmlerinde oynarım. Kimse bana bir şey diyemez arkadaş falan diye düşünmeye başladım. Dolayısıyla da çok büyülü bir ortamın içerisinde sürekli bir şey öğrenmeye çalışıyorum. Yani yönetmeninden işte onun diğer asistanlarına, kamera ekibi, ışık ekibi, oyuncular vesaire. Aslında gayet güzel bir ortam. Herkesten çok fazla beslenebileceğim bir ortam, öyle söyleyeyim. Aklımda kalan da bir kavga yok. Belki bir ufak tefek tartışmalar olmuş olabilir. Bir de ben çok çömezdim ya. İnsanlar bazen böyle atışıyorlar, entrikalar dönüyor falan da ben anlamıyorum. Ha, ne oldu? Kim? Birbirine bir laf mı söyledi ya falan gibi böyle mal mal dolaştığım anlar oluyordu tabii. Peki oyuncularla ilişkin nasıldı? Bir de şey merak ediyorum. Orada mesela Kutsi vardı ve evet, bildiğim kadarıyla oyuncu değildi değil mi? Evet, Kutsi şarkıcı. Şarkıcı. Yani onunla yönetmen nasıl bir yol izledi? Nasıl bir çalışma süreciydi ve senin ilişkin nasıldı? Ya şöyle söyleyeyim, benim sufle vermek haricindeki görevlerimden biri de şuydu. Oyuncular sete girmeden önce onlarla lafları prova ediyordum. Dolayısıyla yani birebir iletişime geçiyordum hepsiyle ve hepsiyle de aram iyiydi. Hemen hemen demeyeyim, hepsiyle aram iyiydi aslında. Yani aramın kötü olduğu kimse yoktu. Çok iyi, daha iyi olanlar vardı. Aramın daha iyi oldukları kişiler vardı. Kusi ile de aram iyiydi. Yani çok şey değildi. Nasıl söyleyeyim? Kusi böyle çok cana yakın, seveceğim bir adam değil ama gerçekten çok beyefendi, çok kibar. Hani böyle televizyon, ünlü vesaire, şarkıcı falan düşünüyorsun. Birazcık ufeladır, belki kibirlidir diye ama hiç öyle biri değildi. Çok şaşırmıştım gerçekten. Oyuncu değildi ama belki 3. sezonun olmasının da bir getirisiyle artık ne yapacağını çok iyi biliyordu orada. O yüzden çok fazla zorlamıyordu. Bir de şöyle de bir şey var. Kimse de ondan daha artistik bir şey beklemiyordu aslında. Yani hani bir Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan beklenilen performans beklemiyor kimse ondan. Kutsuz. Orada o doktor oynayacaksın. Tamam. O da onu yeteri kadar iyi yapıyor. Tabii bu arada onu seslendiren kişi de yani çok iyi bir seslendirmen olduğu için iyi bir karakter çıkıyordu ortaya aslında. Sette en beğendiğin oyuncu kimdi? Şöyle söyleyeyim. Bir kere şimdi Cüneyt Türel'le çalıştık orada. Şimdi o varken kimseyi söylemek olmaz. Fakat tabii Cüneyt Türel'in sahneleri çok fazla değildi. Hani o yüzden hani onu tabii ki ayrı bir klasmana koyarak diğerlerini değerlendireceğim. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi Yeşim Ceren Bozoğlu'nu çok beğenirdim. İki kişi söyleyeceğim. Onlardan biri Yeşim Ceren Bozoğlu. Birincisi gerçekten yetenekli bir oyuncu. Çok enerjik bir oyuncu. Çevresindekilere de bu enerjiyi veriyor ki bu set için çok önemli bir şey. Bir de biraz önce çok saçma sapan bir geyik yaparken 5 saniye sonra bir anda karakterine girebiliyor. Yani her şey değişiyor. Yani çok otomatikleşmiş bir şey olabilir bu ama dizi için çok önemli bir şey. Ya tabii ki sinemada böyle bir şey yapmazsın. Bir zaman dersin vesaire ama dizi için hızlı olabilmesi için iyi. Diğeri de Melike Güner vardı. Yine Ekmek Teknesi'nden falan hatırlarsın belki. İşte büyük ablaydı. Onun oyunculuğu beni çok etkiliyordu. Onunla İnci Reçel'in de oynadı galiba hatta. O ikisini çok beğenirdim. Öyle söyleyeyim. Ve tabii ki pek çok değerli oyuncular vardı ama ikisi benim için daha öyle ön plana çıkanlardı. Zor muydu dizi setinde çalışmak bir yönetmen yardımcısı olarak? Çünkü çok uzun dakika yetiştirilmesi gerekiyor bir haftada değil mi? Bir haftada çekiyordunuz ve kaç dakikaydı ortalama? Ya şöyle söyleyeyim, o zamanlar şimdiki gibi değildi. En azından 90 dakikaydı ve 90 dakikayı nasıl indiririz diye konuşuyorduk. Şimdi daha 60 yapamaz mıyız ya bunları falan diyorduk. Şimdi tabii 90 dakikayı bulsak öpüp böyle başımıza koyacağız. Durumla karşı karşıyayız. 90 dakikaydı ama tabii ki zor oluyordu. 6 gün çekim yapıyorsun ve şöyle söyleyeyim, o haftalık ortalama çalışma saatin 15 saati buluyor.
Ki bu da şu demek. Bir gün eğer 12 saat çalıştıysan diğer gün 18, 20, 24 saat çalışma ihtimalin var. Yani öyle olan günler vardı. Unutmuyorum, salı ve çarşamba günleri biz genelde 20 saatin üzerinde çalışırdık. Çünkü Yasin Ergenen'in tek geldiği günlerdi onlar. O yüzden o günler çok yorucu olurdu. Tabii uyuklamakla şey yapar. Yani işte ayaklarının altı nasıl olur falan. O nerede nasıllar... çekilmişti? Hangi hastanede çekmiştiniz? John Hopkins, Anadolu Sağlık Merkezi John Hopkins Hastanesi var şeyde, Tuzla'da, Gebze tarafında. Bir kısmı orada çekiliyordu, bir kısmı da bir plato vardı Ateşehir'de. O platonun içinde çekiliyordu. Ondan sonra yani nasıl söyleyeyim, platoda işte ameliyathane, acil servis, bazı doktorların odaları, hastane koridorunun bir kısmı gibi yerler platoda. Onun haricinde hastanenin işte geneli, bahçeleri, büyük koridoru, hasta odaları, bunlar da hastanenin kendi yerleri. Bize üçüncü katı tahsis etmişlerdi. Oralarda çekiyorduk. Bazı günler bazen oradaydı. Orada doktorlardan, hemşirelerden filan teknik anlamda destek alıyor muydunuz? Yoksa sırf prodüksiyon ve senaryo üzerinden kendiniz mi bir şeyler yaratmaya çalışıyordunuz? Bu dizi Grey's Anatomy diye bir Amerikan yapımı dizinin uyarlaması. Ve hikaye ve diyaloglar neredeyse yani %70-%80 birebir aynı. Geri kalan o %20-25'lik kısım ise bizim kendi Grey's Anatomy'den doktorlara çevirirken eklediğimiz bazı karakterler var. İşte biraz önce bahsettiğim Melike Güner'in de oynadığı karakterlerden biri, daha Türkleştirmek için eklediğimiz bazı karakterler ve hikayeler var. Dolayısıyla aslında orijinalden aldığım için çok fazla bir teknik tıbbi desteğe ihtiyacın olmuyor. Ama tabii ki bir tıp danışmanları vardı onların da. Yani senaryo ekibinin bir danıştığı birileri vardı. Ona göre yazıyorlardı. Peki telif falan ödendi mi Amerika'daki yapım şirketine? Tabii tabii, mutlaka. Medyapım bizim yapımcımız. Medyapım zaten telifini ödüyor. Buradaki uyarlama haklarını satın alıyor. Ve daha sonra kendisi yapıyor. Şu anda şöyle söyleyeyim, Türkiye'deki dizilerin hemen hemen yarısı uyarlama şu anda. Yani çoğu da Güney Kore'den alınıyor. Şu anda Mucize Doktor diye bir dizi var, o da galiba. Güney Kore dizisi. Uyarlama. Evet. Yani biz geriliyoruz bir şey çalıntı olarak algılanır mı? Esinlenirken bile elimiz ayağımız böyle birbirine karışıyor ama insanlar çatır çatır para ödeyerek bunu herhalde şey yapabiliyorlar demek ki. Çok da... Tabii tabii ya, değiştiriyorsun, yapıyorsun. Aslında çok da şey, sıkıntılı bir durum değil. Mesela Ezel dizisi çok beğenilen bir diziydi. Monte Cristo Kontu diye bir kitap vardır, bilirsin. Hikaye oradan alınma bir hikayedir yani. Burada gizleyecekleri bir tarafta yok zaten. Telif ödemelerine de gerek yok herhalde. Adaptı için uzun bir süre. Şimdi bu arada Küçük Prens'in dizisini yapsan telif ödemene gerek yok. Çünkü onun da yazarı her yerde çıkmaya başladı ya, gibi bir durum yani. Sen hani eklemek istediğin, aklına gelen, ya şunu da anlatsam mı dediğin falan bir şeyler varsa ekleyebilirsin. Yani şöyle, şunu ekleyebilirim. Tabii ki bazı anılarım var. Yani bir şeyler söylemem gerekirse, örneğin mesela sinema televizyon okuyan kişilere, setlerde çalışmak isteyen kişilere bir şeyler söylemem gerekirse şunu söyleyeyim. Bir kere setlerde çalışmak gerçekten yorucu. Saat olarak çok yorucu vesaire. Sadece saat değil. Keşke saat olsa sadece. Bizim doktorlarda bir avantajımız vardı. Biz ayda 3 bölüm çekiyorduk. Dolayısıyla bir hafta boş oluyordu. Dolayısıyla dinlenmeye vaktim oluyordu. Ama diğer dizilerde hiç böyle vaktim olmadı. O yüzden gün içinde çalışma saatinin haricinde başka bir şeye zaman ayıramamak çok yorucu oluyor. Yani istiyorsun ki sadece bir gün gideyim arkadaşlarımla bir kahvemi içeyim, dışarıda oturayım, bir muhabbet edeyim ya da bir dolaşayım ve ailemle vakit geçireyim falan gibi bir durumun da olamıyor maalesef. Bu yorucu. O yüzden bunların tabii ki düzeltilmesi lazım. Bunun için de tabii ki sendikalaşmak vesaire, oyuncu ya da set ekibi gruplarına katılmak lazım. Bu gibi şeyleri göze almak gerekiyor. Onun haricinde tabii ki eğer bu işi aşkla seviyorsan yaparsın. Ben çok sevdiğim için mesleğimi. Son yıllardır bunun içindeyim. Hep olmaya devam edeceğim inşallah. Bir aksilik olmazsa, koronadan sağ kalırsak. Bir böyle bir durum var. Onun haricinde şimdi doktorlarla ilgili konuştuk. Doktorlarla ilgili şunu söylemek istedim. Çok değerli oyuncularla çalıştım. Benim için çok büyük bir avantajdı.
Ve şöyle de bir anım var. Çok çabuk adapte olamadım sete. Çünkü tiyatrodan çıkıp sinemaya girmek öyle kolay bir şey değil. Ve bir gün yardımcı yönetmen beni alıp karşısına dedi ki Erkin bak işte adapte olamıyorsun, bazı şeyleri kaçırıyorsun vesaire vesaire. Böyle tam içeriğini hatırlamadım bir konuşma ama böyle şeydi yani hani üzüldüğüm bir şey. Hayda kovuluyor muyum acaba falan gibi bir muhabbet yaşadığım. Orada benden bir üst kademedeki bir asistan arkadaşım o muhabbete tanık olduktan sonra benimle birkaç hafta çok ilgilendi. Nerede ne yapmam, nasıl yapmam gerektiğiyle alakalı bayağı ilgilendi benimle. Erken bak şimdi şöyle yap, erken şimdi oyuncunun peşinden git hemen lafını geç vesaire gibi. Çünkü yönlendirilmediğin zaman bilemezsin bunu. Ve ondan sonra ben her şeyi çok hızlı kavradım. Ve kavradıkça bana başka işler vermeye başladılar. Devamlılık tutmaya, ya devamlılık derken işte saç makyaj kostüm devamlılığını tutmaya başladım. Başka şeyler yapmaya başladım. Sürekli üzerime başka sorumluluklar verilmeye başladı. Ve sorumluluklarda insan dedi ki abi bu kadar sorumluluk yapma, bunlar senin işin değil. Ben de diyordum ki tam tersi öğreniyorum, işime geliyor. Bir sonraki aşamada işime yarar ki gerçekten öyle oldu. Bir sonraki aşamada ben çok hızlı yükseldim artık oradaki deneyimimle. Ve şunu gördüm ki hayatta gerçekten herkesin öyle bir elinden tutan bir kişiye ihtiyacı var. Evet. O yüzden de ben bu 12 sene içerisinde benim yanımda birçok asistan çalıştı. Onların her birine çok yardımcı olmaya çalıştım. En ufak şeyde azarlayan biri olmaktan ziyade yardımcı olan bir şef olmaya çalıştım onlara. Böyle de olmaya çalışıyorum hala. Umarım herkes karşısında böyle bir yardımcı olacak ekip arkadaşlarını bulur diyorum. Ve de bir hoş bir anıyla kapatayım eğer müsaade edersen. Tabii, buyurun. Tuftem verme muhabbetinde tabii şöyle bir durum var. Düşünsene sen işte bir şey söylüyorsun ve karşındaki oyuncu bunu tekrar ediyor ya. Şimdi ilk başta tabii herkesin tahmin edebileceği gibi Latince şeylerde biraz zorlanmıştım. Bir de şu anda da olduğu gibi o dönemde de bir dudak tembelliğim vardı. Fazla böyle birazcık saldığım zaman olan bir şey. Kalemle çalıştılar falan yapıyordum. Mesela Cüneyt Tirer, Zeyna Dönerç falan. Onlar derdi bana özellikle dediler. İşte o kalem çalışmalarını ihmal etme diye. Onları da yaptım. Gayet güzel dilimi, dudağımı vesaire de kuvvetlendirdim. Fakat hep böyle bir şey olduğum, içimin buruklaştığı bir bazı sahneler vardı. O da Cüneyt Türel'le çektiğimiz sahneler. Çünkü adama ben sufle veriyorum. Mesela işte günaydın Ela diyeceğim ya. Ben günaydın Ela diyorum. Adam bir tekrar ediyor. Oradan bambaşka bir şey çıkıyor yani. Hani sesi, ses tonu, söylemesi. Kendimden utanıyordum ya. Diyorum ki ben ne söylüyorum, ne söylüyor. Hani böyle gerçekten ya Allah vergisi bir sesti. Allah rahmet eylesin. Bu anımı da paylaşmış olayım. Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum sevgili Erkin. Erkin Cihan Karısalci ile yeni içeriğimin ilk videosunu çektim. Kendisine teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp davetime katıldığı için. Eğer farklı dizilerden farklı anıların paylaşılmasını isterseniz bir yoruma yazın bakalım. Belki bir bağlantı buluruz. Değil mi hocam? Buluruz efendim. Tanıdıklarımızı ararız. Ara deriz. Evde oturuyorsun zaten. Ne işin var? Aç. 15-20 dakika ne olacak? Değil mi? Evet. Siz yoruma yazın. Biz tekrar bakalım neler olacak. Teşekkür ediyoruz Erkin Cihan Karısalci. Geldim efendim. Görüşürüz.